Belki de her kız bunu bir defa yaşamalı. Bir TikTok diye aşık olmak. Bu sanal platformu daha önce biliyorsanız yorumlara bir artı işareti koyun ve kendi hikayenizi anlatın. Ben de bu arada size kendi hikayemi anlatacağım. Benim adım Ivy. Tanıdığım birçok erkek gibi ben de TikTok kullanıyorum. Fakat hayatımın aşkını orada bulacağımı hiç düşünmemiştim. Adı Jude'du. Profilini ilk gördüğümde onun özel olduğunu anladım. Jude yakışıklıydı. İnanılmaz derecede yakışıklı büyüleyici bir gülümsemesi ve harika karın kasları olan kahverengi gözlü tam bir esmer bombaydı. Onu gördüğümde kalbim yerinden fırladı ve sonra da bağımlısı oldum. Aşırı derecede fazla sayıda abonesi olduğunu gördüm ve bu da beni samanlıktaki iğne gibi yapıyordu. Beni fark etmesi bir mucize olurdu ve inanmayacaksın ama o zamanlar gerçekten şanslıydım dedikleri gibi hayaller gerçekleşir. Jude okul yılının başında bizim okula başladı. Üstelik bizim sınıfta. Ama kötü olan tarafı ise sınıf arkadaşlarımın ona salyalarını akıtmasıydı. En güzel olan Elizaydı. Yani bilirsin. Zengin ve güzel bir kız, uzun bacaklı, kompleksi yoktu. Ama bir nedenden dolayı Jude hemen ona aşık olmadı. Yani demek ki bu çocuğun beyni de var. Bu senin şansın. Hadi gerçekten onu beğeniyorsan harekete geçmelisin dedi yeni arkadaşım Dexter. Dexter ve ben çocukluğumuzdan beri birlikteyiz. Yan yana yaşıyoruz ve yüz yıldır arkadaşız. Hatta sürekli oynadığımız ve en sevdiğimiz oyuncaklarımızı sakladığımız ahşap bir ağaç evimiz bile var. Ailelerimiz her zaman bizim ileride beraber olacağımızı düşünürdü. Ancak arkadaşlığımız tüm bunların üstündeydi. O benim tek en iyi arkadaşımdı ve bu karşılıklıydı. Her zaman beni destekleyen Dexter başaracağımı söylerdi ve Jud konusu için de aynı şekilde davrandı ve denemediğimiz şey kalmadı. Kazar onun yanından geçerken omzuna çarptım. Ders kitaplarımı düşürdüm, bayıldım. Onu akşam yemeğine davet ettim. Futbolda destekledim, matematikte yardım teklif ettim. Ama her seferinde hep aynı davrandı. Yani umursamadı. Onun için bir boşluk gibiydim. Tabii ki ben kimim o kim? O bir TikTok yıldızı, yakışıklı, çekici, atletik vücutlu, erkeklerin ve kızların dikkatini merkezinde olan birisi. Ya ben kimim? Bir fare. Tüm başarım bu. Artık gözlük takıyorum ve nasıl giyineceğimi bilmiyorum. Etrafımdaki kızlar güldü, alay etti, rezil oldum ve geceleri ağladım. Ama Dexter, hayır mücadele et dedi. Ve sonra bana sınıf başkanı olmamı ve bu şekilde TikTokçunun dikkatini çekmemi tavsiye etti yaptım. Birkaç gün sonra Jud kayıtsız bir bakışta bana yaklaştı. Programa göre bir şeyler istedi ve çekip gitti. Üstüne müdürden yapmamı istediği bir sürü angarya görev almıştım. Fikir kötüydü. Ardından fikir alışverişinden sonra Jud'u gözlemlemeye ve kız zevklerini incelemeye karar verdik. Dexter bir kağıda TikTokçunun sevdiği kız tiplerini yazdı. Hem dış görünüş olarak hem de karakter olarak aynı kağıttaki gibi olmak zorundaydım. Kısacası sınıf başkanı olarak bir sınıf arkadaşımızın evde sorunları olduğunu öğrendim. Annesi hastaydı ve para toplamak için bir hayır gecesi düzenlemeye karar verdim. Para toplamak için ücretli danslar düzenledim ve aynı zamanda arkadaşımla bu fırsattan yararlanarak TikTokçuyu kazanmak için bir şans elde edebileceğime karar verdim. Kendisi birine aşık olmadan hızlı hareket etmek gerekiyordu. Ne yazık ki bir ay boyunca bana hiç bakmadı. Karşılıksız aşk fikrine katlanmak istemedim. Ayrıca Dexter gücüme inandığına dair beni temin etti. X day nihayet yaklaşıyordu. Bir gün önce arkadaşıma danışarak gardırobuma bakıyorduk. Kıyafetlerim çok iyi değildi. Bu yüzden ertesi gün alışverişe gittik. Hayatımın ilk çılgın alışverişiydi. 10-20 mağaza dolaştık. Çok yoruldum, yoruldum ama Dexter durmadı. Ve öğleden sonra beni bir güzellik salonuna götürdü. Orada saçlarımı ve makyajımı yaptılar. Beni genel olarak tanınmayacak kadar değiştirdiler. Çalışkan öğrenci Ivy'den aynada kendini bile tanımayan bir güzelliğe dönüştüm. Dexter o akşam babasının üstü açık arabasını aldı ve dansa gittik. Her şey bir film gibi oldu. Oraya geç gittim ve sınıf arkadaşlarımın bütün bakışlarını kendime çektim. Oraya ince spagetti askılı, zarif tasarımlı ve yüksek topuklu şık siyah bir elbiseyle geldim. Ve ayrıca gözlük yerine lens taktım. Dexter beni görünce Jut bugün aşık olmazsa onun tam bir aptal olduğunu söyledi. Yavaş yürüdüm ve sonunda konuşmamı yaptım. Bütün akşam itifatlar aldım. Müdür bile şok oldu ve sonra Jut bir bardak meyve suyuyla yanıma geldi. Harika görünüyorsun dedi ve dans etmek istedi. O kadar gergindim ki gerçekten bayılacağımı düşündüm ama her şey yolundaydı. Her şey beklediğimden daha iyiydi. Aynı akşam Jut TikTok'ta benimle bir video paylaştı nasıl dans ediyoruz? O kadar çok yorum vardı. Kim bu güzellik? O kim? Kız arkadaşın mı? Ama cevap vermedi. Çok merak uyandırıcıydı. Ama inanamadım. Büyülü bir rüya gibi görünüyordu. Çok mutlu olmuştum. Akşamdan sonra beni eve götürdü ve öptü. Mutlulukla çığlık atmak istedim. Ve sonra şu şehirde bir gezintiye çıkmaya davet etti. Ve ben de kabul ettim. Bu peri masalının bitmesini ben de istemedim. Yolda çoğunlukla sadece onun hakkında konuştuk. Kim olduğunu, her gün bir video çekmesi gerektiğini. Jut spor salonunda egzersiz yapmaktan ve kaslarından bahsetti. Garip bir yere gittiğimizi fark etmedim. Birkaç dakikalığına bana gidelim. Ceket çok sıcak. Çabuk değişeceğim ve sonra gezmeye gideriz dedi bana. Fikir gerçekten hoşuma gitmese de kabul ettim. Oraya gittim. Buranın onun dairesi olduğu ortaya çıktı. Jut bana meyve suyu koydu. Ama şarap oldu ortaya çıktı. İçmeyi reddettim ama ısrar etti. Aksi takdirde hiçbir yere gitmeyeceğiz burada kalacağız dedi gülerek. Kendimi biraz tedirgin hissettim ama istediği gibi yaptım ve bir yudumda bardağı içtim. Ona acele etmesini söyledim. Acele etmeye gerek olmadığını çünkü evinde olduğunu söyledi. Jut kapıyı kilitledi ve bana yaklaştı. Çok korktum ve polis arayacağımı söyledim. Peki onlara ne söyleyeceksin? Bir aydan fazladır peşimden koşuyorsun. Fark etmediğimi mi sanıyorsun? Benimle olmak istiyor musun? Ben istediğini hemen almaya alışkın bir adamım. Polis sana inanmayacak. Benim sağlam bir itibarım var ve sen sarhoş bir gençsin. Şarap içtin ve ben içmedim dedi. Korkuyla ağlayacakmış gibi hissettim. Ne yaptım sorusu kafamın içinde dönüyordu. Yine de telefonumu çıkardım. Judun telefonu alıp duvara vurmak için vakit vardı. Sonra o kadar sert çığlık attım ki kulaklarım çınladı. TikTokçu bana geldi. Ağzını kapatmaya çalıştı. Ayağına bastım ve mutfağa koştum. Ve sonra birinin sesini duydum. Ivy! Dexter bağırdı. Olamaz Dexter buradayım diye bağırdım. Yardım et! Jude tekrar arkamdan koştu kolumu tuttu ve aniden bayıldı. Dexter'ın onun kafasına tava ile vurdu ortaya çıktı. Sonra Dexter'le el, el tutuşup kaçtık. Yol boyunca panikledim ve ağlıyordum. Kendime küfrediyordum. Ne kadar aptaldım. Tek bir şeye ihtiyacı vardı ve ben ona inandım. Dexter'ın bütün akşam Jude'un peşinden giderek bizi takip ettiği ortaya çıktı. Senin için endişelenmiştim dedi. Ona kurtaracağım dedim. Ona sonsuz minnettardım. Ertesi gün Jude öfkeyle okula geldi. Okuldan sonra beni konuşmak için okulun arka bahçesine çağırdı. Özür dilemek istediğini düşündüm. Oraya Dexter'la gittim. Ooo Batman'imiz de burada dedi TikTokçu neye ihtiyacı olduğunu sordum. Evine böylesine küstahça ve izinsizce girdiğim için polise başvuracağını ve bunlardan hiçbirinin olmamasını istiyorsan ona borçlu olduğumu söyledi. Ne demek istediğini anlamışsındır. Dexter ona küfretti ve ona polise gideceğimizi söyledi. Çünkü dün yardım gecesinin ardından yıldızımızın sınıf başkanına nasıl saldırdığına film almayı başarmıştı. Ayrıca yerel basına röportaj vereceğim. Böylece TikTok popülerliğinde bitecek. Bir dahaki sefere videolarını cezaevinde çekeceksin dedi. Jude öyle bir delirdi ki bana aptal inekledi ve gitti. Dexter karşı koyamadı. Ona yumruk attı. Tabii ki bu eşitsiz mücadelede kaybetti ama Dexter'ın benim için yaptıkları bana çok şey söyledi. Her şeyi videoyu ne zaman çekmeyi başardığını sordum ve arkadaşım hiçbir şey çekmediğini söyledi. Ona sadece blöf yaptım. Onun gibi insanlar sadece gösteriş yaparak yaşarlar beyinleri azdır. Bu yüzden analiz etme yeteneği onlar için değildir. O yüzden bluff yapıyordum dedi. Sonra neden beni caydırmaya çalıştığını sordum. Ve Dexter sadece mutlu olmamı istediğini söyledi. O anda ona farklı gözlerle baktım. Nasıl olur bilirsiniz. Mutluluğu ararken bazen düşündüğümüzden daha da yakında olur. O olaydan sonra bu yana yaklaşık 3 hafta geçti. Jeff bana bakmadı ya da merhaba bile demedi. Onun için yine bir hiç oldum ama artık benim için sorun değildi. Sınıftaki kızlar ona yapışıyordu. Genel olarak Dexter'la dostumuz dışında her şey yerine geri döndü. O akşamdan itibaren her şey değişti. Dexter'ın benim için farklı hissettiğini fark ettim. Bu düşünce ve eylemi bende benzer bir şey uyandırdı. İkimiz de konuşmamızın onun adına bir itiraf gibi olduğunu çok iyi anladık. Bu yüzden bir şekilde cevap vermem gerekiyordu. Biraz zamanımı aldı. Ne kadar uzun süre düşündüysem Dexter benden o kadar uzaklaştı ama onsuz her gün bir öncekinden daha kötü oldu. Ne de olsa uzun yıllar mükemmel bir uyum içinde iletişim kuruyorduk. Sonunda bir gün Dexter'ın okula gelmediğini gördüm. Benim bu ciddi şekilde endişelendirdi. Babasının geldiği ve Dexter'ın onunla başka bir eyalete gitmek, orada çalışmalarına devam etmek istediği ortaya çıktı. Bunu annesinden duydum. Dexter dışarı çıkmadı. Sonra onu alıp öylece gitmesine izin veremeyeceğimi hissettim. Akşam ağaç evimize gittim. Ona bir mektup bıraktım. Son umudumdu. Ona şu anda hemen karşılık veremeyeceğimi yazdım. Ancak giderse huzur içinde yaşayamayacağımı hissediyordum. Kalmasını ve ne olacağını görmesini istedim. Birkaç saat sonra kapının çalındığını duydum. Dexter mesajımı tutarak duruyordu ve birden onu ne kadar özlediğimi anladım. Benim için kaldı. ''Peki Allah seni aptal inek, hadi yürüyüşe çıkalım mı?'' dedi gülümseyerek. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.